Tozlu. Kendi vuruyor ya bu silah. Mükemmel. Evet arkadaşlar, bu tip boş kovan vurma atışlarında ilk dikkat edeceğimiz husus nedir? Kullanmış olduğumuz tüfeğin LP-104 serisinde bu mevcut. Bu tırnağın boş kovanı sizin istediğiniz açıda atması gerekiyor. Yani bunu Derya LP-104 serisi yapmış. İsim vermek istemiyorum ama bazı Avrupa tüfeklerinde bu meşhur oldu. Yani kendi Derya firmamız bunu çok güzel bir şekilde, muntazam bir şekilde bunu başarmış. Yani bir de kullandığımız fişek de önemli. Ya bu tüfek gazlı bir sistem. Yani 24 gramdan 76 magnum yatağa kadar, yani 3 inç bütün fişekleri atabiliyor. Neden? Gazlı bir sistem. Yani şu an için hiçbir sorunsuz her fişeği kullanabiliyoruz. Fakat 24 gram fişekler de, bu atış için söylüyorum sadece, böyle attınız, boş kovanın çıkmasını, daha ileriye fırlatmasını istiyorsanız 34 gram, 36 gram, yani 32 gram da oluyor. Ben bunları 32 gram fişeklerde, firma, marka çok çok önemli değil. Yani bunu çok rahat bir şekilde 32 gramla sizin tekrar ikinci fişekle vurabileceğiniz açıyı yakalatacak şekilde size bir fırsat tanır. Evet arkadaşlar. Bunu sürekli yaparsanız, yani size de çok basit gelir ama kesinlikle bir bu silahtan almanızı tavsiye ederim. Mükemmel bir işçilik. Çok şahane yapmışlar. Evet arkadaşlar. Bu Derya Arms'ın yapmış olduğu acil durumlar için. Örneğin buradaki tek kurşunu çok rahat bir şekilde buraya atıp ani çıkan domuzlara ne yapabiliriz? Alnının çatından vurabiliriz. Çok güzel, estetik bir şekilde bunu tasarlamış. Derya Arms'a teşekkür ediyoruz. LP-104 serisinde bunun ek olarak çok güzel bir şarjör ek besleme deposu yapmış buraya. Yani bu silah diğer emsallerine göre fazla atış yapabilirsiniz. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, Derya Arms'ın LP-104 serisinde bu çok güzel bir mühendislik harikası olan 1,5 santimetrelik üst bant yapmışlar. Bu üst bant genelde trap atıcıların kullandığı üst vurması için kullanılır. Buna da şöyle bir artı bir özellik yapmışlar. Burada bir ayar makarası var. Bunu çevirdiğiniz zaman bu bant kalkıyor, tekrar iniyor. Yani kullanacağınız avlar için tasarlanmış bir tüfek. Buna 2 adet, 1 adet arpacık kırmızı, buraya da gez, 2 adet yeşil. Bunu şöyle gösterebilirsek, 2 yeşilin ortasına kırmızıyı denk getirdiğimizde hedefi direkt vuruyor. Şimdi bunun özellik olarak ters atışlarda bu bant 1,5 santimetre yüksek olduğu için ne yapar? Sizin hedefi çok rahat görmenizi sağlar. Mesela şuradaki alttaki plak için deneyebiliriz. Evet. Şimdi öbür plağı atalım. Öbür plağı atalım. Evet arkadaşlar. Bu atışları sürekli videolarımda insanlar merak ediyor. Hani bunu nasıl yapıyorsun diye. Yani bu tüfekle bu atışları çok rahat sizler de yapabilirsiniz. Çünkü bu iki yeşil, bir kırmızı. Bunu siz tersten, yani benim görmüş olduğum manzara bu. Yani ben bu manzarayı çok rahat görebiliyorum. Yani vurmama şansım az. Bu da çok güzel bir özellik olarak katkıda bulunmuş. Evet arkadaşlar, Derya LP-104 serisinin
süperpoze tarzında çok şahane duruşu, estetiği mükemmel olan bir silah üretmiş. Ayrıca bir özelliği de bu solak olan arkadaşlarımız için kırma kolunu buradan söküp buraya takabiliriz. Yani buradan da aynı şekilde mekanizma çalışıyor. Hem biraz daha havalandırma sistemi olmuş olur. Gaz, pislik, barut artığı gibi şeylerin dışarıya atılmasında daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şarjör ek borusu var. Arkadaşlar bunu taktığımız zaman bu 61 namlu bir silah. Ben 61 namlusunu tercih ettim. Avda da kısa iş görmez diye söylemeyeyim. Ben birazdan da bunu deneyeceğim inşallah. Bıldırcın, keklik, tavşan, ördek hedeflerine de deneyeceğim. Bu 9 artı 1 yapıyor bir silah. Bir tane de namluya. Yani bu silah tabi av için değil de bunu 10 tane fişek takıp spor amaçlı kullandığınız atışlarda rahatlıkla randuman alırsınız. Çok dediğim gibi çok mükemmel bir sistem yapmışlar. Evet arkadaşlar, diğer bir atış tekniği olan bu şekilde hedeflerde çalışma yaparsanız arkadaşlar, mesela karşıda pilağımız var. Öyle bir lazer metre gibi namlunun ucundan fişeğin yani saçmaların gidiş noktasını kafanızda tasarlayıp nereye vurur diye düşündüğünüz anda beyin ne yapıyor? Bunu tasarlıyor ve sonunda da ne yapıyor? Bunu gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum şuradaki pilav. Önce namluya bakıp ondan sonra da tabii tüfeğimiz boş. Tekrar doldurdum. Şimdi arkadaşlar namluya baktık. Namludan şeye pilağa doğru bir çizgi çizdik. Ne yaptı? Üste değdi. Ne yapacağız? Biraz altına. Gördünüz mü? Bu şekilde. Aynı sistemi öbür pilağa da yapabiliriz. Bakın. Gördünüz mü? Yani bunu deneye deneye ne yapabilirsiniz? Atışlarda daha güzel bir performans yakalayabilirsiniz. Tabii ki bu silah Derya Arms'ın LP-104 serisi. Bu LP-104 serisi mekanizma sistem olarak Derya taktikal konusunda kendini gerçekten dünyaya ispatladı. Yani taktikal silahlar genelde problem yapıyor. Hani tıkama bilmem ne kullanışlı değil ama Derya'nın silahlarında ben hiçbir problem, sıkıntı duymadım. Çok güzel, muntazam çalışıyor. Yani bunu seri olarak da deneyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu Derya'nın üretmiş olduğu taktikal silahların sonuçta aynı firma, aynı mekanizma, aynı sistem. Ne yapmış? Aynı sistemi tekrar bu av tüfeği atış olarak da bu otomatik av tüfeğine yani LP-104 serisine uygulamış. Evet arkadaşlar, şimdi 61 namlu Derya LP-104 serimizle bıldırcın hedefimiz var. Normal yerli bir firma, 30 gram, Biyor Tapa, 9 numara bir fişek. Bunu avda ateş ediyormuş gibi denememizi yapacağız. Evet, bakalım abi. Evet. Biraz sağlı vurmuşum benden kaynaklı. Hızlı ateş ettim. Yalnız çok güzel bir grupman yapmış. 5 numara şokla. Evet arkadaşlar. Derya LP-104 serimizde 61 namlu 5 numara şok. Şok 3 numara takmak istedim ama gerek duymadım. Çünkü çok güzel açıyor. Fişeğimiz yerli. 32 gram 5 numara yerli bir fişek. Ben genelde 32 gram 5 numara kullanıyorum. Keklik avlarında. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir grupman yapmış. Yani saymaya kalkarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 epey var. 20-25 kadar. Çok çok güzel. Evet arkadaşlar. Derya LP-104 serimizde 61 namlu 5 numara şokla yaklaşık 30 metreden 32 gram 3 numara yani yeşilbaş ördek fişeğimizi ben genelde bunu kullanıyorum. Hedefimize ateş edeceğiz. Evet bakabiliriz.
Evet arkadaşlar, saçmalarını saymak istersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yani mükemmel bir grupman. Bu tüfeği hem spor amaçlı hem avda da çok rahat kullanabilirsiniz. Bu konuda da Derya'yı tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.